videoluk bir seri hazırlıyorum. Hazırladığım video ekranda gördüğünüz karakterle alakalı. Çok sevdiğim e, Türkiye'de e, çok değerli YouTube işleri yapan tasarımcı bir arkadaşımın şu anda ismini veremiyorum kendisine sormadan çünkü bunu hazırlıyorum sürpriz olarak. Kendisi eğer sonra izin verirse adını paylaşmama e, bu videoların açıklama kısmında gerekli linkleri paylaşacağım. Onun karakterini anime ettim. Fakat bunu anime ederken e, nasıl yaptığımı anlatmak için e, hem tarihe bir not düşmüş olalım hem de aynı zamanda insanlara fayda olalım düşüncesiyle 3 videoluk bir seri hazırladım. Bunlardan birincisi nasıl çizdik, ikincisi nasıl e, aktardık programlara. İki program üzerinde çalıştım. Bir tanesi After Effects, diğeri Spine 2D ki Spine 2D oyun alanındaki animasyonlarda dünyanın en iyi yazılımı diyebilirim benim değerlendirmem. Diğeri After Effects bildiğimiz sıkça kullanılan işte birtakım plugin destekleriyle karakter animasyonda da artık belli seviyede professional işlerin yapılabildiği bir platform biliyorsunuz Adobe ailesinin önemli bir yazılımı. O açıdan şimdi bugün çizimden başlayacağız. Bunu nasıl e, çizeceğiz? E, nasıl çizmemiz lazım? Animasyona uygun olarak nasıl yapmamız lazım? E, burada ben çizmiş olduğum hali var. E, fakat bu burada dikkat edilmesi gereken mesele şu. Yani bu normal bir logoyu, piksel bir logoyu vektöre aktarmak, üzerinden çizmek ya da bir süreye çıkarmak ya da var olan bir fotoğrafı sonra illüstrasyona dönüştürmek gibi değil. Çünkü animasyonda sizin parçaları ona göre bölmüş, parçalamış olmanız, oluşturmuş olmanız lazım. Dolayısıyla bu parçaları oluştururken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? kesintileri, bölüntüleri nereden yapmanız gerekiyor? Bunları nasıl e, yapacağınızı yapmanız gerektiğini göstermeye çalışacağım. Şimdi bunun tamamını çizmeyeceğim. Çünkü e, detaylarda boğulmayalım. Burada iki tane tool göstereceğim arkadaşlar çizimle alakalı. iki tane tool, iki tane önemli nokta. Sonra sonunda da bunu nasıl layer'layacağız, katmanlayacağız. Çünkü bunu katman, katmanlamak animasyona dönüştürdükten sonra yani animasyona başlarken, rig çok önemli hale geliyor. Orada yapacağınız bir order sıralama hatası sizin işinizin e, yanlış ilerlemesine, bütün çizimi baştan yapmanıza kadar götürebilir. Şimdi şuradan gösterecek olursak burada bir kafa parçası var. 2. gövdemiz var. 3. kolumuz var. dördüncü diğer kolumuz var. 5. bir ayağımız var. 6. diğer ayağımız var. Dolayısıyla altı ana parçadan oluşuyor animasyonumuz. Onlar kendi içinde nasıl bölünüyor? Kolumuz üst kol, orta kol ve el. Burada da aynı şekilde. Ayakta ise işte e, dize kadar olan kısım e, alt bacak ve ayak. Burada da üç bölüm var. Gövdeyi bir ya da iki yapabilirsiniz. Belden böyle bel hareketi yapmayı düşünüyorsanız animasyonunuzda. Dolayısıyla burada şunu da şuna da dikkat çekmiş oluyoruz yapacağımız animasyon bizim kafamızda hazır olmalı ki biz buradaki çizimi ve bölüntüleri ona göre yapabilelim. Öte yandan kafa, sadece kafa bir bütün fakat bu gruplar kendi içinde de bölünüyor. İşte gözler, kaşlar, gözlerin içerisindeki göz irisinin hareket etmesi veya işte ağız oynarken bıyığın aynı anda aşağı yukarı hareket etmesi. Bunların hepsi sizin animasyonunuzun içeriğinde, detayında nelerin olacağıyla alakalı e, direkt önemli faktörler. Ben çizime geçeyim. Çizimde şu kolu örnek olarak çizeceğim. Diğerlerini buna göre sıralamanız lazım. Ön-arka ilişkileri önemli. Evet. Şimdi pentula geldim, her zaman olduğu gibi. Şuradan çizmeye başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu kol kıvrıldığı zaman herhangi bir soruna neden olmaması için bunu ne yapıyorum? Uçlarını açık bırakıyorum. Bu normalde illüstrasyonda yani mesela stok görsel sattığınız sitelerde kabul edilmeyen seçeneklerden birisi. Neden kabul edilmeyen seçeneklerden birisi? Şu nedenle onlar closed objeler istiyorlar. Yani iki ucu e, tamamlanmış objeler istiyorlar. Şöyle anlatayım onu da. Mesela bir şekil oluşturuyorsunuz bu şekilde bir çizimi stok sitelerinin %90'ını tanımıyor, istemiyor yani. Bu ikisinin birleşmesini istiyor. Fakat illüstrasyonda biz bu boşluğu bir avantaja dönüştürebileceğiz. O anlamda nerede iki ucu açık bırakmamız gerektiğini, nerede kapatmamız gerektiğini iyi biliyor olmamız lazım. Dolayısıyla biz burada kolu çizerken ne yapacağız? Burada birleşim noktasında ikinci bir parça oluşacağı için burayı açık bırakacağız. Şuradaki çizgiler görüntü olsun diye yaz, kendime rehber olsun diye belirttiğim yerler. Yani bu kol şöyle gelecek buraya kadar. Bu kol da buraya gelecek. Yani birbiri içerisine kesişme söz konusu. Şimdi diğer kolu çiziyorum. Şöyle geldim. Çizdim. Diğer kolu da bu şekilde kapattım. Dolayısıyla ne oldu? Burada bakın. Üstte çizgi var. İstersen bu çizgiyi buradan yok edebilirim. Yapacağım animasyona göre. Veya bazı durumlarda bu çizgi de işimize yarayabilir. Bunu üste çıkartabilir. Üste çıkarttığımda ne oldu? Yine o çizgiyi görmüyoruz. Tabi burada çizgilerin oturması, aynı kalınlıkta olması gibi detaylar devreye giriyor. Onlara dikkat etmeniz lazım. Aynı şekilde Elimi de şu şekilde şuraya kadar gelsin diye buraya bir rehber koymuşum. Yani elin bileği buraya kadar gelsin. Çünkü el, elin bileğini buradan hareket ettirdiğimizde herhangi bir parçası dışarıdan görünmesin. Tamamlanmamış, eksik görünmesin. Şöyle çizdim. Tekrar oka gelip tekrar pentola gelip aynı yerden çizime devam edebilirim. Burada ne yaptım arkadaşlar? Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Yine close bir çizim yapmadım. Çünkü buradaki çizimler çizgiler benim elimin detaylarında benim işime yarayacak şeyler. Birleştirseydim böyle bir çizimden istifade etme şansım olmayacaktı. Şimdi arkadaşlar, burada biraz önce bahsettiğim önemli tool'lardan birine hemen değinmek istiyorum. Şu kılavuzlarımı sileyim. Kılavuzlarımı sildikten sonra şu ikisini seçip forward yapayım. Şimdi kolumun çizimi tamam. Fakat burada dediğim gibi bir tool'umuzu kullanacağız ki bana göre e, Illustrator'a geldiğine en çok sevindiğim tool'lardan iki tanesini bugün anlatacağım size. Çok önemli. İllüstrasyon için de çok önemli. Logo ile alakalı örneklerimizde de göreceksiniz. Logo ile ilgili örneklerimizde de çok önemli tool'lar. Bir tanesi bizim e, illüstrasyonda veya animasyonda kullandığımız bir teknik var. Onun adı inking yani mürekkepleme yöntemi. Mürekkepleme yöntemi normal eskiden klasik yöntemle yapıldığında bazı yerlerde daha kalın bazı yerlerde daha ince çizgi hatları oluşturduğu için bu çizgi filmde veya illüstrasyonda ayrı bir tada neden oldu. Bu bilinçli olarak da planlandı bazen bazen de bilinçsiz olarak kendiliğinden de o etki oluşmuş oldu. Dolayısıyla biz de çizimlerimizde buna aynı böyle e, boru gibi devam eden çizgi yerine bazı noktalarda tabi bu da ayrı bir tarz olarak kullanılabilir, tercih edilebilir ama burada ben bu çizgileri nasıl yerine göre daha ince, yerine göre daha kalın gösterebileceğinizi gösteriyorum şu anda. Arkadaşlar tool'umuzun adı width tool yani kalınlık tool'u diye geçiyor. Bakın buradan seçiyorsunuz şuradan width tool istediğiniz yeri çizgiyi kalın istediğiniz yeri ince yapabiliyorsunuz. Bu da size animasyonda ayrı bir etki oluşturmanıza neden oluyor. Bunu elde de yapabilirsiniz. Mesela şu bölgeyi böyle giderek incelen parmağın içe doğru kırılmasını ifade etmek açısından şöyle şurayı da incelteyim mesela. Buraya doğru kalınlaşsın. Şurada yine incelsin. Burada yine kalınlaşsın gibi. Bakın. Sanki mürekkep bir kalemle yapılmış gibi. Şimdi o bölüntüyü niye öyle yaptığımızı da göstereyim. Mesela şuradan rotate yapayım bunu ben. Kolu kıvırdığımız düşünün animasyonda. Şöyle görünüyor. Bakın burada bir soruna karşılaştık. Nedir? Normalde bu kıvrıldığı zaman bunun üstü olması lazım. Dolayısıyla ne yapacağız? Üstü alacağız. Bu tür sorunlarla animasyonla alakalı istirasyon yapmadan karşılaştığınızda anlamanız çok mümkün değil. Şurayı sildim. Bu çizgiyi şöyle aldım. Fakat bu da içeri kıvrıldığında sırıtmasın diye with geldim yine. With bunu inceltiyorum. İncelttim. Bu defa bakın seçtim. Bu defa kıvırıyorum. Şurayı birleştirdim. Bakın iç koldaki o kıvrımdan anlatmak istediğim şey buydu. Bu tip şeyleri işte illüstrasyonunuzu oluşturduğunuzda karar verip yapmanız gerekiyor arkadaşlar tamamında bunu uygulayacaksınız. İkinci şey tuğlum. Şurada bakın bir sakal detayı var. Veya şurada gölgeler var. Bunları oluştururken logo tasarımda çok sık kullanacağınız shape tool. Mesela elimizi eski formuna geri getirelim. Eski formunda olduğu gibi buraya bir gölgelendirme yapıyorum. Pen tool'u geldim. Pen tool'da biraz çizim, ışık, gölge şeylerini biliyorsanız direkt ezbere de yapabilirsiniz. Şu şekilde tulumu e, gölgemi çizdim. Bunu normal şöyle ince yaptım. İçini de boşaltayım. Şu dışta kalan kısmından kurtulmak istiyorsunuz. Biz eskiden Pathfinder'da bunları minus ya, ya da trim diye de geçiyor bazı programlarda. Trim ediyorduk. Burayı siliyorduk. Şimdi Shape Tool sayesinde bunlar inanılmaz kolaylaştı. Nedir? Elimi seçtim komple kola kadar. Gölge için çizdiğim çizimi de seçtim. Shape Tool'a geldim. Şimdi hiçbir şeye basmazsanız klavyede bakın okumuzun yanında artı beliriyor. Eğer alt tuşa basarsanız, Mac'te Option'a basarsanız eksi tuşu geliyor ve orayı sil anlamına geliyor. Sildiniz. Sildiğinizde bakın o parçayı otomatik oluşturdu. Fakat şöyle bir sorunumuz var. Bu çizgiler yoktu. Bur buraya çizgi attı. Bazen bunu bölüştürdüğünüzde çizgiyi mecbur atıyor. Dolayısıyla siz bu çizgiyi sonradan silip eski haline getirebilirsiniz. Şimdi sonra bu gölgemi oluşturuyorum. Siyah yapayım. Sonra opositeden illüstrasyonda genelde multiply önerilir. Multiply yapıp opositesini düşürdüğümde ne oldu? Burada bir hacim sağlayan gölge formunu oluşturmuş olduk. Şu çizgilere takılmayın. Bu zaten e, düzenli bir şekilde tek tek düzeltildiğinde çok manalı bir şekilde bölünecek burada olduğu gibi. Şimdi karakterimi ben oluşturdum. E, tamamını çizdiğimi varsayıyorum ama burada ön arka meseleler önemli. Mesela bu el kıvrıldığında bu el omuz şu yakanın altında olması lazım. Fakat el öne geldiğinde yakanın üstüne çıkması lazım. Dolayısıyla sizin burada yapacağınız layer order muhteşem derecede önemli. Layer'a geldim. Burada inanılmaz bir layer kalabalığı görüyorsunuz. Bunları siz animasyon programına alırken After Effects'te veya Spine 2D'ye aldığınızda almadan önce rename yapmanızda fayda var. Orada bir karışıklık olmaması açısından. Burada arkadaşlar bazı layer'ların gözünün kapalı olduğunu görüyorsunuz. Bu da e, animasyonun yani arka arkaya devam eden animasyonların e, diğer detayları. Gözün kapanma animasyonu mesela yapacaksınız. Bunları da burada çizmeniz gerekiyor. Şekil olarak değil de frame olarak animasyon yapacağız. O nedenle bunları da detay olarak eklemeniz lazım. Ben ne yapmışım? Şu yukarıdan itibaren bu detaylarımı yok edeyim. Kaşlar, göz kapağı, burun. Ondan sonra yine devam ediyorum. Burada yine diğer göz başlıyor. Kol, bıyık gibi bunları layerlaştırıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bunu videoyu yüklediğimde açıklama bölümüne koyacağım. File, Script, Script'ten Illustrator to Spine diye bir scriptimiz var ki bu free bir script. Spine'a aktarmak için bunu layer'lı bir şekilde kullandığımız bir script açtığımızda şöyle bir pencere geliyor önümüze nereye çıkartayım şurada seçenekler önemli ignore e, bizde gizli seçenekler var onları ignore etsin mi yani yok saysın mı hayır bizim için önemli e, bir png template oluştursun mu evet output direction'ı silsin mi hayır write spine json evet bu önemli çünkü Spine'da bunları çağırırken JSON dosyasıyla çağıracağız. O yüzden bunu da yazmasını istiyoruz. Büyütme yapsın mı? İsterseniz burada büyütme seçeneğini de kullanabilirsiniz. Yani %2, %200, %300, %500 gibi hacimli olarak export etmesini arzu ederseniz bu seçeneği de kullanabilirsiniz. OK dediğinizde imajın içerisine bu layer'ları ayrı PNG'ler olarak dosyalıyor. Bunu ikinci videoda daha detaylı anlatacağım. Ayrı PNG'ler olarak Oluşturduğunda biz bunu nasıl üst üste getiriyoruz doğru bir şekilde? İşte o zaman yine orada JSON dosyasını çağırdığımızda Spine'da bunu otomatik aynen burada programda gördüğümüz şekliyle olduğu pozisyonlara yerleştiriyor program. Dolayısıyla videomuzun ikinci serisinde daha doğrusu video serimizin ikinci bölümünde e, animasyon programlarından Spine2D'de karakterimizi nasıl ekledik? Nasıl bunlarla ilgili basit animasyon yapabiliriz, onu izleyeceğiz. Hemen arkasından After Effects'te aynı şekilde riklemeyi nasıl yapabiliriz ve bu orada kullanacağımız iki tane, üç tane e, plugin'den söz edeceğiz. Onları nasıl kullanabilirsiniz, o detaylara gireceğiz. Birinci videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Logoyu şeyi e, karakteri çizdiğim arkadaşıma da selamlarımı iletiyorum. Eğer izin verirse kendisine sürpriz olsun diye dediğim gibi. İzin almadan kullanmak istemedim. E, profilde onun da ismini, linklerini, e, YouTube kanalının bilgilerini paylaşacağım. E, i̇zlemeye devam edin, abone olmayı unutmayın. Lütfen bildirimleri açın ve dostlarla paylaşın. Görüşmek üzere. <laughs>